İnançlı olmanın, dua etmenin gücü bilimsel olarak ispatlandı. Günümüz insanının en büyük sorunu depresyon ve stres. Uzmanlara göre inançlı olmak, dua etmek tüm olumsuz düşünceleri olumluya çeviriyor. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sheffield Hallam Üniversitesi'nden bir araştırmacı, dinin özellikle hangi tarafı ile akıl sağlığı arasında bağlantı olabileceği konusuna eğilerek bir araştırma düzenledi. Araştırma sonucunda dua ile dini içerikli sosyal toplantılara katılmak kıyaslandığında, kişisel dua etmenin akıl sağlığı üzerinde daha fazla pozitif etki gösterdiği sonucuna varıldı. Yakın zamanda akıl sağlığı ve din hakkında bir kitap yayınlayan Akıl Sağlığı Kurumu'ndan yetkili Mental Health Foundation, kişisel maneviyat ve hayat felsefesi olanların stresle daha kolay başa çıkabildiklerini söyledi. Geleneksel olarak değil de kalpten, samimi dindar olanların olayların sebepleri ve hayattaki rolleri hakkında daha geniş bir bakış açısına sahip olduklarını ve böylece akıl sağlığı sorunları yaşama yüzdelerinin de çok daha az olduğunu vurguladı. ABD ve İngiltere'de de yapılan araştırmalarda da hastalar için dua etmenin hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığı ve iyileşme sürecini hızlandırdığı sonucu elde edildi. Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre dindarlarda depresyon ve stres daha az görülürken, Chicago'daki Rush Üniversitesi'nin araştırmasına göre düzenli olarak ibadet ve dua edenlerin erken ölüm oranı, dine bağlı olmayanlara göre %25 daha az olarak tespit edildi. Bu konuda The New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre ise, bugüne kadar dua ve hastalıkları iyileşmesi arasındaki bağlantıyla ilgili olarak yapılan bazı önemli araştırmaları ve sonuçlara göre, dua okuyan kalp hastalarının ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde ölüm oranlarının %30 daha az olduğu tespit edildi. Duanın, inançlı olmanın gücü elbette ki sadece bu yapılan araştırmalarla sınırlı değil. Ancak tüm bu örnekler, dua ve inançlı olmakla çeşitli hastalıkların arasındaki bağlantının ispatlarından. Bazılarının söylediği gibi dini yaşamak insanda strese neden olmuyor. Bilakis inanmak, dinini yaşamak mutluluğun anahtarı. Klinik deneyler, insanın kendisi ya da bir başkası için ettiği duaların hem eden hem de dua edilen kişinin fiziki ve ruhi yapısına olumlu yönde katkıda bulunduğunu gösteriyor. Duanın gücünü keşfeden ilaç şirketleri şimdi duayı modern tıp ile birleştirmenin yollarını arıyor. Amerikalı ünlü şarkıcı Aretha Franklin 60'lı yıllarda "I Say a Little Prayer for You" (Senin için küçük bir dua ediyorum) isimli şarkısını söylediğinde kalpten dile getirdiği bu cümlenin kısa bir süre sonra tıp dünyasında ter akıtan bilim adamlarına ilham vereceğini bilemezdi elbette. 70'lerden itibaren yapılan araştırmalar, dua etmenin insan sağlığı üzerinde olumlu etki oluşturduğunu gösteriyor. Duanın gücünü araştıran uzmanlar şaşırtıcı verilere ulaşıyor. Klinik deneyler, insanın kendisi ya da bir başkası için ettiği duaların hem eden hem edilen kişinin fiziki ve ruhi yapısına olumlu yönde katkıda bulunduğunu gösteriyor. Duanın gücünü keşfeden klinik, vakıflar ve ilaç şirketleri şimdi duayı modern tıp ile birleştirmenin yollarını arıyor. Sir John Templeton Vakfı, bu istikametteki arayışların meyvesi olarak ortaya çıkan Mind-Body, ruh-beden alanındaki araştırmalar için yılda 30 milyon dolar harcıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü de düşünce odaklı tıp için 3,5 milyon dolarlık bir fon ayırmış durumda. Dünyanın en ünlü kalp cerrahlarını bünyesinde barındıran Cleveland Clinic'in hemen yanı başında bulunan Case Western Reserve Tıp Fakültesindeki doktor adayları, tıp tarihi ve hastaya genel yaklaşım konularında hastanın inancı konusunu da ders olarak görüyor. İngiltere'de binlerce insan hastanelerdeki yakınları için dua ediyor. Hatta birçok kişi bir araya gelerek yakınları için toplu dualar ediyor. Dua edenler arasında doktorlar ve diğer sağlık personeli de bulunuyor. Bilim adamlarına göre grup dualarında daha güçlü bir frekans yakalanabiliyor. Duanın maddi etkilerini gösteren en önemli araştırmanın sahibi ise Harvard'lı bilim adamı Herbert Benson. Dua eden kişilerin beyin MR'larını çeken Benson, bu taramayla vücudun ve beynin dua ederken değiştiğini ortaya koyuyor.
Yaptığımız beyin taramalarında düzenli şekilde ibadet eden kişilerin diğerlerine nazaran daha düşük tansiyona sahip olduklarını, daha az gerilim içinde olduklarını görebiliyoruz diyen Benson'un bulgularına göre dua ya da ibadet esnasında vücut fonksiyonları rahatlıyor ve beyin büyüyor. Yer ve gök dua üstünde durur der büyükler. Kur'an-ı Kerim'in tavrı çok nettir bu konuda. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu der ayette. Müslüman doğarken dua mırıltılarıyla doğar, onunla büyür, günlük işlerini onunla başlar. Yalnız Müslümanların değil, ehli kitabın ve hatta Budistlerin bile bütün kainatıdır dua. Ellerde tesbih, Rab zikredilir. Ancak son yıllarda dua etmek dini bir ritüel olmaktan bir adım öteye geçerek tedavi aracı olmaya başladı. Dua ile iyileşme süreci arasındaki bağlantıyı incelemek amacıyla yürütülen araştırmalar son derece önemli sonuçlar ortaya koyuyor. ABD ve İngiltere'de de yapılan araştırmalara göre hastalar için dua etmek, hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığı gibi iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Diğer bir deyişle hem dua eden hem de dua edilen şifa buluyor. Durum böyle olunca başta Amerika ve İngiltere'de de olmak üzere birçok ülkede dua kulüplerinin sayısında artış gözleniyor. Birçok insan başı sıkıştığında ve hastalık kapısını çaldığında doktorlarla birlikte duaya da başvuruyor. Dua eden sıhhat buluyor. 1960'lı yıllarda sadece şarkılara tema olan dua, 90'lı yılların ortalarından sonra ciddi anlamda araştırma konusu oldu. Bu tarihten sonra ABD'deki dua ve sağlık konulu araştırmaların sayısı neredeyse ikiye katlandı ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Söz gelimi, Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre dindarlarda depresyon ve stres daha az görülürken, Chicago'daki Rush Üniversitesi'nin araştırmasına göre düzenli olarak ibadet ve dua edenlerdeki erken ölüm oranının dine bağlı olmayanlara göre %25 daha az olduğu tespit edildi. Dua eden kalp hastalarının ameliyattan sonraki birkaç yıl içindeki ölüm oranlarının etmeyenlere nazaran %30 daha az olduğu ortaya çıktı. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ise üreme sorunları yaşayan kişiler için düzenli olarak dua okundu ve bir süre sonra bu kişilerdeki döllenme başarı oranının %8'den %16'ya çıktığı gözlemlendi. San Francisco Hastanesi'nde 393 kalp hastası üzerinde yapılan bir başka araştırmada ise 150 hasta için düzenli olarak dua edildi. Tanımadıkları kişilerin kendilerine dua ettiği bu hastaların ilaç tedavisine daha çabuk cevap verdikleri tespit edildi. Dua ile terapinin yoğun olarak kullanıldığı Duke Üniversitesi'nden kardiyologlar, dua eden hastaların daha hızlı iyileştiğini kanıtladı. 3 yıl süren bu çalışmada 795 kalp hastasına dünyanın çeşitli yerlerinden, aralarında Amerika'da yaşayan Müslümanların, Nepalli Budist rahiplerin ve Manchesterlı Hristiyanların oluşturduğu 26 ayrı grup dua etti. Yine 1998'de yayınladığı bir araştırmayla Dr. Elizabeth Tark, Afrika'daki bazı AIDS hastalarının toplu yapılan dualarla iyileşme gösterdiklerini kaydetti. Bazı araştırmalara da hasta ve dua edenin karşılıklı olarak birbirlerinden haberdar olmasa bile, duanın yine şifa verici etkisini göstermesi bilim adamları tarafından meselenin en etkileyici kısmı olarak nitelendirildi. Öte yandan inancın fiziki etkilerine yönelik bilim dünyasında sonuçları merakla beklenen son araştırma ise İngiltere'de yapılıyor. İngiliz bilim adamları, teologlar ve beyin uzmanlarından oluşan bir grup, 2 yıl sürecek bir çalışma sonucunda neden bazı insanların inançları güçlü, bazılarının değil, inancın acı üzerindeki etkisi nedir sorularının cevaplarını araştırıyor. İngiltere'de yeni oluşturulan Zihin Bilim Merkezi'ne bağlı bilim adamları bu sayede inancı, inancın gücünü ve sarsılma noktalarını anlamaya çalışacak. Grup duaları daha etkili bilimsel çalışmalarında dua gücünü kanıtlaması doğal olarak dua gruplarının sayısını ve duaya olan talebi artırıyor. Nitekim İngiltere ve İrlanda'da sadece çeşitli Hristiyan mezheplerine ait 1000'in üzerinde dua grubu var. Küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da bile 31 dua grubu bulunuyor. İngiltere'de de 1 milyondan fazla Hristiyan'ın bağlı olduğu bir cemaatin sözcüsü Janet Holloway'e göre araştırmalar, duanın hastalar üzerinde pozitif etkisinin olduğunu kanıtlıyor.
Holloway, birçok doktor alternatif terapiler arayışındayken biz de duayı bir alternatif olarak görüyoruz, diyor. Psikiyatri profesörü Harold Koenig diyor ki, dua edenler ya da dindar hastalar stresle daha kolay başa çıkıyor. Depresyona girme oranları daha düşük oluyor. Girseler de daha kolay çıkabiliyor. Depresyon, kişilerin hasta olduklarında yaşadıkları ciddi bir zihinsel sağlık sorunudur. Ümitlerini kaybedip her şeyden vazgeçerler. Din ve dua ise yaşama mana katar, insana ümit verir.